Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lige verilen aradan dolayı bu hafta kupa mücadeleleri oynanacağı için ilk 8 haftayı genel olarak değerlendirelim dedik ve bugün ben karşınızda tek olacağım. İlk 8 haftayı genel olarak tek başıma değerlendireceğim Kırmızı Grup'ta. Kırmızı Grup, hani sezon başında hep Furkan'la bunu söylüyorduk, hem Instagram yayınlarımızda yazın ilk kurallar çekildiğinde hem de burada ilk haftadan itibaren konuşmaya başladığımızda Kırmızı Grup Beyaz Grup'a göre hani baktığımız zaman kağıt üstünde daha kolay bir grup olarak gözüküyordu. Çünkü Beyaz Grup'ta gerçekten hani Kocaeli Spor, Manisa FK, Hekimoğlu, Uşak, Çorum Futbol Kulübü, Ankara Demir, Sancaktepe, Sarıyer, 24 Erzincan Spor gibi birçok hani güçlü takım var. Fakat Kırmızı Grup'ta gerçekten Eyüp Spor ve Sakarya Spor dışında kadro kalitesi anlamında çok fazla ön plana çıkan bir takım yoktu. İlk 8 haftaya baktığımızda sürpriz yapan takımlar oldu, kadrolarının hakkını veremeyen takımlar oldu ve son 2-3 haftada da çıkışa geçen takımlar oldu. İlk 8 haftayı genel olarak değerlendireceğim ben bugünkü programımızda Kırmızı Grup'ta. Eyüp Spor'la başlamak istiyorum ilk olarak liderle programa. Eyüp Spor bu grupta bana göre Sakarya Spor'la beraber, Furkan'la da bizim görüşümüz, ikimiz de aynı düşüncedeyiz, en büyük favori bir iki takım. Çünkü Eyüp gerçekten çok kaliteli bir takımlar kurdular bu iki takımda. Eyüp Spor baktığımızda zaten geçen sezon Tuzla Spor'un playoff şampiyonu olan kadrosundan Bülent Uzun gibi, Doğan Can Otman gibi, Yasin Yener gibi çok önemli oyuncuları transfer etti. Sadık gibi, Muhammed Akarslan gibi, hani Kemal Tokak gibi, Kaptan Kemal gibi çok çok önemli transferler yaptılar ve zaten tüm rakiplerine mesaj vermiş oldular bu yaptıkları transferlerle. Lige de gayet iyi başladılar. 8 maçta topladıkları 19 puanla şu an liderlik koltuğuna oturuyor Eyüp Sultan ve ben Eyüp'ün açıkçası bu seneyi Kırmızı Grup'ta da şampiyon bitireceğini düşünüyorum. Çünkü işler rayında, belediye kulübe iyi destek veriyor. Başkan da tamamen kulüpte mesai yapıyor, öyle söyleyebiliriz. Hani kesinlikle Eyüp Spor'u ben tüm rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Eyüp Spor'u zorlayabilecek tek takım bence Sakarya Spor. O da İsmail Ertekin'in tercihlerine bakıyor tamamen. Sakarya Spor ise ilk 8 haftada 13 puan topladı. Hani Tatangalar baktığımızda çok iyi bir kadro kurdular onlar da Eyüp Spor gibi. Mehmet Boztepe gibi, Ali Özgün gibi, Burak Öksüz gibi çok önemli oyuncular geldi. Özkan Taşdemir gibi sol beke Adana Spor'dan. Çok çok iyi transferler yapıldı. Oğuz Çalışkan gibi bu ligin en iyi 2-3 kalecisinden biri Oğuz bana göre. İkinci ligde Gökhan Siverek'le beraber, Bayram Olgun'la beraber en iyi 4-5 kaleciden biri Oğuz çok net bir şekilde. Bana göre bu ligin oyuncusu da değil Oğuz Çalışkan. TFF 1. ligdeki birçok takımın kalesini rahatlıkla koruyabilecek bir kaleci. Ama hani bu takıma gönülden bağlı bir oyuncu Oğuz. Çok önemli oyunculara sahip Sakarya Spor ama maalesef İsmail Hoca'nın ben çok korkak bir futbol oynattığını düşünüyorum. Bu takım çok rahat 4-4-2 oynayabilecek bir takım ama hocanın hani bir 4-2-3-1 ısrarı var, bunu anlayamıyorum. Ya da 4-3-3 ısrarı ama daha çok 4-2-3-1 oynuyor Sakarya Spor. Muhammed Reis faktöründen dolayı, ki Muhammed Reis de çok önemli bir oyuncu. Burada Furkan'la zaten hep ayrıldığımızı söylüyoruz. Ben iyi bir transfer olduğunu ama Furkan ise Muhammed Reis transferini yaşından dolayı doğru bulmadığını, tempoyu düşürdüğünü söylüyor. Bu grupta özellikle iyi ligi yeni çıkan ekiplerin ilk 8 haftadaki performansları gayet iyi oldu. Turgutlu Spor gibi, Kırşehir Belediye, çok özür diliyorum, Turgutlu Spor gibi, Serik Belediye Spor gibi, ayrıca Karacabey Belediye ve Pazar Spor'un performansları. Özellikle Turgutlu Spor çok iyi başladı. 8 maç aldı galibiyet, 2 mağlubiyet, ki Turgutlu Spor'un çok üst düzey bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Fakat takım oyununu gayet iyi oynuyorlar. Son Sivas maçında bir 4-0 yenildiler ama bu anormal, çok anormal bir durum olmadı. Çünkü Sivas Belediyespor ters bir takım ve Turgutlu tam 45 dakikaya 10 kişi oynayınca maalesef kaçınılmaz bir sonuç oldu baktığımızda. Serik Belediye de lige gayet iyi başladı Antalya temsilcisi. Şu ana kadar 8 haftada 15 puanla lige çok iyi girdiler. Ki Serik Belediye'nin de önemli transferleri oldu bu lig için. Cenk Kaplan gibi, Sefa Narin gibi, Sinan Özkan, Murat Gürbüzeroğlu gibi çok önemli oyuncuları aldılar ve iyi de başlangıç yaptılar lige baktığımızda. Karacabey Belediyespor ligeye girmişti. Fakat son haftalarda aldıkları üst üste mağlubiyetlerle Bursa temsilcisi ligde bir anda
9. sıraya kadar indi ki ben Karacabey'in de zaten çok iyi bir kadrosu olmadığını düşünüyorum. Fakat lige iyi başladı Karacabey Belediyespor. Ama hani kadro olarak baktığımızda bu gruptaki birçok takımdan geride bence zirve adayı olan takımlardan. Devre arasında eğer hedefler yüksekse hamle yapmaları gerekiyor. Bu benim kendi görüşüm. Ligin bir diğer yeni ekibi Pazarspor da Cafer Aydın'dan önce, Cafer Aydın'dan sonra diye ayırabiliriz Pazarspor'u resmen. Cafer Hoca gelmeden önce Pazarspor çok kötü bir performans veriyordu ama Cafer Hoca geldikten sonra resmen takıma sihirli bir değnek dokundurdu desek yanlış olmaz. Pazarspor bir anda şaha kalktı. Cafer Aydın takımın başına geldikten sonra bu ligde ayrıca geçen seneden beri ikinci ligde olan, daha doğrusu uzun süredir bu ligde olan takımları da hemen değerlendirmeye geçelim. Kırşehir Belediyespor gibi, Tarsus İdman Yurdu gibi, Vanspor gibi takımlara. İlk olarak Kırşehir Belediyespor'la başlayalım. Kırşehir Belediyespor bence transfer döneminde önemli hamleler yaptı. Abdülkadir Akyıldız gibi, Üstün Bilgi gibi, özellikle Volkan Altınsoy gibi bu ligin en iyi stoperlerinden birini aldılar bence. Çok önemli hamleler yaptılar ama Gürses Kılıç Hoca ilk 6 haftada bu takımı bence iyi kullanamadı. Fakat son 2 haftayım Kırklareli maçı hem de geçen hafta kendi evindeki aldıkları Van galibiyeti. Bence Kırşehir Belediyespor bu grupta çok net playoff adaylarından biri. Şampiyon olur diyemiyorum. Eyüp ve Sakarya'nın gerisinde Kırşehir'in kadrosu. Fakat bence Kırşehir'in kadrosu net playoff yapacak bir kadro. Hani Gürses Hoca doğru tercihler yaparsa bence Kırşehir Belediyespor bu grupta ilk 5'te bitirir sezonu. Ben öyle düşünüyorum. Tarsus İdman Yurdu ise Ergün Pembe yönetiminde yine çok iyi işler yapıyor bu sezonda. Geçen sezon zaten Tarsus çok önemli işler yaptı Beyaz Grup'ta. Bu sezon ise bunu Kırmızı Grup'a taşıdılar. Eğer Tarsus yönetimi devre arasında bu takıma 2-3 tane gerçekten katkı yapacak oyuncu alabilirse, Tarsus İdman Yurdu playoff'a kalırsa kimse şaşırmasın. Ben öyle düşünüyorum. Ki son haftalarda Atilla Yıldırım gibi bir golcüden yararlanamamalarına rağmen çok önemli de İşler yaptılar diyebiliriz rahatlıkla. Oynadığı futbol adı Tarsus İdman Yurdu bu grupta en çok zevk veren takımların başında geliyor. Tüm futbol severlere bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Vanspor'a geçtiğimizde ise Vanspor'da maalesef hani ben yönetimin büyük hataları olduğunu düşünüyorum. Servet Yenitürk'ün, başkanın. Hem bu sezon özellikle Vanspor'da zaten yaz döneminde büyük sıkıntılar oldu. Kongre oldu biliyorsunuz kaç kere. Kongre ertelendi, yeniden oldu. Hem Servet Yenitürk başkan olmayacağım dedi en başta. Hem de kulübü kimseye bırakmamak için kendisi başkanlığa devam etti. Hani resmen koltuk sevdalılığı yaptı bence başkan burada. Ben öyle düşünüyorum kendi adıma. Ve Vanspor bu durumdan dolayı da çok zaman kaybetti bence. Hoca tercihlerini zaten çok yanlış yapan bir Vanspor var. Serkan Afacan, ardından Serhat Gülpınar. Vanspor maalesef hani bayağı da transfer yaptı ama playoff'a kalamazsa şaşırmam bu grupta, öyle söyleyeyim. Çünkü hocanın çok korkak bir futbol anlayışı var. Her maç forvet çıkıyor, forvet giriyor. Sol açık çıkıyor, sol açık giriyor. Hani takım geride, Kırşehir maçında mesela Kırşehir 10 kişi kalmış. Vanspor hala rakibin üstünde baskı bile kuramıyor. İkinci hoca çift forvete geçmek için hiçbir hamle yapmıyor, risk alamıyor. Vanspor'un açıkçası maalesef durumunu zor görüyorum kendi adım. Hani bunu üzülerek söylüyorum. Vanspor taraftarlarından da biz güzel destek alıyoruz. Çok teşekkür ederiz Vanspor taraftarlarına. Van'a selamlar olsun hani. Pendik Spor'a geçelim istiyorum. Bana göre sezon başında kurduğu kadroyla Pendik Spor bu grupta net bir playoff adayıydı. Fakat iyi başlamadılar lige. Hiç iyi başlamadılar. Hoca ile yolları ayırdılar. Hoca altyapı hocasıydı. Hani bu ligin hocası değildi net bir şekilde. Hüseyin Kalpar gibi bu ülkenin en tecrübeli hocalarından birini getirdiler ama şu an Hüseyin Hoca'nın performansı da geldiğinden beri biraz dalgalı. Pendik Spor'da tam ritim tutturamadı. Çok önemli oyuncular geldi. Özgür Çelik gibi, Göksu gibi, Mehmet Sıddık gibi, Ercüment Arayataklı gibi. Pendik çok önemli hamleler yaptı ama şu ana kadar kaliteli kadrosunun hakkını maalesef veremedi İstanbul temsilcisi ama ben Pendik Spor'un hala playoff'un net adaylarından biri olduğunu düşünüyorum. Hani Pendik Spor'un çok iyi bir kadrosu var. Bakalım zaman gösterecek hani haklı mı çıkacağım, haksız mı çıkacağım, neler olacağını göreceğiz. Bu grupta ayrıca sürpriz takımlar da var tabi. Özellikle Mamak Futbol Kulübü bana göre ilk 8 haftanın en başarılı takımı kırmızı grupta. Çünkü bütçe olarak çok sıkıntılı Mamak.
Önemli oyuncularını kaybetti. Zaten takımın adı değişti. Hoca ile yollar ayrıldı 2-3 hafta önce. Takımda net bir ödeme krizi var. Ama şu ana kadar işler çok iyi gitti onlar adına rahatlıkla. Kırklareli Spor beni son 2 haftadır büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Son 2 haftada aldığı 2 mağlubiyetle. Kırklareli Spor'da da net bir forvet krizi var. Bu takım zor gol yiyor. Çok zor gol yiyor. Hani kolay gol yemiyor ama maalesef zor da gol atıyor. Pazara 4 gol atmışlardı. O maçı çıkarırsak 7 maçta sadece 3 gol atabildiler. Forvet problemi var takımda net bir şekilde. Ersel ve Atakan gibi çok iyi kanat oyuncuları var ama takımda net bir santrafor olmaması hani yakalanan pozisyonların acemice, hunharca harcanmasına neden oluyor maalesef. 1922 Konyaspor geçen sezonun gerisinde olmasına rağmen bu grupta son bir iki haftadır hani 2-3 haftadır özellikle 2 haftadır iyi toparladı. Seddar gibi bu ligin çok iyi golcülerinden birine sahipler ama Seddar'dan bu sene verim alamıyorlar. Fakat Göztepe'den gelen genç forvet Ege müthiş bir başlangıç yaptı. Ben Konya'nın bu grupta zaten ligde kalacağını düşünüyorum. Dün Altay'ı da elediler kupada. Tebrik edelim 1922 Konyaspor taraftarlarını, camiasını. Elazığ Spor'a geçecek olursak eğer ise Elazığ Spor lige gayet iyi başlamıştı. Fakat son 3 haftada alınan üst üste mağlubiyetler bir hoca değişikliğine de neden oldu. Levent Eriş'le yollar ayrıldı. Orhan Kaynak takımın başına getirildi. Açıkçası baktığımız zaman Elazığ Spor'un zaten devre arasına kadar hani bir ileri iki geri gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü kadro yetersiz ve genç oyuncuların da çok çabuk maalesef havaya girdikleri düşüncesindeyim. Daha olmadan oldum havasına giren oyuncular görüyorum takımda. Ama Orhan Kaynak hocanın ben takımı disipline etme anlamında, toparlama anlamında olumlu işler yapacağını düşünüyorum. Orhan Kaynak hani zaten çok tecrübeli bir futbol adamı. Ben olumlu işler yapabileceğine inanıyorum Elazığ Spor'un başında. Sivas Belediyespor'a geçersek eğer, Sivas Belediyespor çok kötü başlamıştı lige. Benim de memleketimin takımı. Fakat son 3 haftada 7 puan topladılar. Sakarya deplasmanından aldıkları 1 puan. İçeride Karabük'ü zaten yenmeleri çok doğaldı ama Turgutlu'yu da çok farklı yendiler. Sivas'ta da Özer Karadaş hocanın bir rahatsızlığı vardı. Hoca takımın başında olmadığı dönemde çok kötü gitti Sivas ama hoca takıma döndükten sonra Sivas bayağı bir hani çok fena toparlandı olumlu anlamda ve Sivas'ın da yine özellikle geçen sene Furkan'ın çok bahsettiği can yakan bir durumu var. Ligdeki tüm önemli takımların canını yakan bir takım Sivas. Çaldığı puanlarla hani rakibinden oynadığı oyunla, ters gelen oyunuyla Sivas sanki o moduna dönecek gibi gözüküyor. Son olarak da alt sırada olan takımları konuşacağız hemen. Bayburt, Kastamonu, Bodrum ve Karabük gibi. Bayburt'la başlamak gerekirse Bayburt lige beklentilerimin ölçüsünde çok iyi başladı. Fakat hani ben zor bir başlangıç bekliyordum onlardan, düşük bir başlangıç. Ama Bayburt'u çok zor günler bekliyor. Başkan istifa etti, maddi kriz var. Bayburt'un ben bu grupta çok net bir düşme adayı olduğunu düşünüyorum. Eğer Kastamonu da tahtayı açarsa Bayburt'un işi çok zor gözüküyor maalesef. Kadro da yetersiz, maddi problemler var. Kastamonu Spor'a geçecek olursak eğer ise Kastamonu Spor önemli oyuncularını kaybetti transfer döneminde öncelikle. İsmail Şahmalı gibi, İlyas Çakmak gibi. Transfer döneminde tahtayı da açmadılar ve bunun neticesinde de ilk 8 haftada sadece bir maç kazanabildiler. Kendi evinde Bayburt'u Metin Cancici'nin attığı golle yendiler. Kastamonu Spor'un devre arasına kadar artık hani toplayabileceği kadar puanlar toplayıp devre arasında Başkan Enes Ege Aygün önderliğinde tahtayı açıp Cengiz Aygün önderliğinde iyi hamleler yapıp en azından bu sene ligde kalması gerekiyor. Önümüzdeki sezon Kastamonu Spor'un atılım yapacağı söyleniyor taraftarlar tarafından hep. O izleyicilerimize de Kastamonu'ya da selamlar olsun. Hani umarız Kastamonu Spor bu durumdan kurtulur. Çünkü Kastamonu camiası bunu hak etmiyor. Kastamonu Spor maçlarını full tribüne yakın oynayan, hani full şekilde oynayan ve iyi de ambiyansı olan bir takım. Hani stadı dolduğunda güzel maçları izleten bir takım. İnşallah toparlanırlar. Bodrum Spor'a geçecek olursak eğer ise Bodrum Spor'da hani Antalya Spor yönetiminin Bodrum Spor'un belli bir hissesini almasıyla Antalya'dan gelen kiralık oyuncularla bu sezonu geçiyorlar. Hani bir bölümüyle Harun Kavaklıdere, zaten Bodrum'un eski oyuncusu Sergen Yatağan gibi önemli isimler geldi. Fakat Bodrum geçen sezonun çok uzağında başladı bu sezon. Aslında geçen sezonda da Bodrum iyi değildi pek ama bu seneye de çok kötü girdiler. Açıkçası Bodrum Spor eğer bu gol yollarındaki hani
Gol de atıyorlar, gol de yiyorlar fakat attıkları golü tutamıyorlar. Hani böyle devam ederlerse maalesef onlar da sıkıntı yaşamaya namzet durumda gözüküyorlar sezon boyu. Son olarak da Karabükspor için ise maalesef söylenecek bir söz yok. Hani Karabükspor'un durumu ortada. Onları çok çok zor bir sezon beklediğini söylemiştik. Geçen sene pandemi sayesinde ligden düşmekten yırttılar ama bu sene çok net bir şekilde düşecekler. Bu belli. Maalesef diyorum. Hani çok üzücü bu. Çünkü zamanında Karabükspor uzun yıllar Süper Lig'de oynamış. Hatta UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme bile oynadı Saint-Étienne'de ama şu an kulübün düştüğü durum maalesef çok üzücü ve acı bir durum. Karabükspor da bu grupta en büyük küme düşme adayı. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Bugün ben programı yalnız yaptım. Malum Furkan aramızda olmadığı için. Öncelikle bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu videomuza yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz bol bol. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle.